Şarap güzelmiş canımın içi. Sağlığına. Afiyet olsun Cenab-ı abi. Bir dahaki sefere şampanya getiririm. İyi. Seni şarapla şampanyayla kandırmaya çalışıyor abi. Dikkat. Farkındayım İpekçi. Bunlar zarif, güzel jestlerdi canımın içi. Ne zaman zam yapacaksınız? Dur abi, ne zaman? Daha kaç hafta oldu başlayalım? Programı tuttuğunu kendin söylüyorsun. Ayrıca patronlar da çok beğenmiş. Erken Cenab-ı abi daha. İleride bir şey yaparız, merak etme. Sen yabancı değilsin. Ya, yap bir şeyler canımın içi. Biliyorsun, benim ismim var. Kadınlara aşk şiirleri okuyan sıradan bir şair değilim ben. Ben ruhumu, yüreğimi koyuyorum o programa. Öyle çorba parasına olmaz bu iş. Ha, çorba dedin de abi. Çıkıp bir şeyler yesek. Nasıl olsa patron burada. Başka zaman yapalım onu ha. Bilge rahatsız. Babaanne de bizde. Ben bu akşam çıkamam. Tamam canım içi. Alacağımız olsun Aydın, başka zaman. Siz benden sonra çıkarsanız aman fazla uzatmayın abi. Sabah uğrayıp alacağım. Ha. Aydıncığım bir dakika. Konuşacağımız bir şey daha vardı. Neydi İbrikçi? Reklamlar konusu Cenab-ı abi. Hah evet, reklamlar. Bak canımın içi. Bundan sonra öyle pırt sırt reklam arası istemiyorum. Aman abi ne diyorsun? Biz o reklamlarla yaşıyoruz. Reklam almazsak sana nasıl para vereceğiz? Onu sen bileceksin canımın içi. Önüne koyun, arkasına koyun. Ama programın arasına katiyen istemiyorum. En duygusal anda zırt gazoz, zırt şiklet, yani rezalet. Bütün sihir bozuluyor. Ne romantizm kalıyor, ne bir şey. Buyurun. Aynen şimdi olduğu gibi. Bu da kim bu saatte? İnşallah bizde bir terslik olmamıştır. İyi akşamlar Sıtkı Bey amcacığım. Ne oluyoruz ya Halis? Artık gece turlarına da mı başladın? Size mız getirdim. Ne haber Halis? Programımı konuşuyorsunuz yumuşak yumuşak. Konuşuyorduk delikanlı. Ama araya yine reklam girdi. Niye atkı sardın Cenap amcacığım, üşüdün mü? Boğazımı korumak zorundayım delikanlı. Sesim gidiyor. Muz getirdim size. Yesenize şarapla yumuşak yumuşak. Ne tatlı. Ben kalkayım. Kalkma kalkma, otur. Sen de dinle. Bir şiir yazdım bak. Gene mi? Senin meslek elden gidiyor Cenap abi, haberin olsun. Yeni şiirinin konusu ne delikanlı? Yine memeler mi, kalçalar mı? Biraz ondan, biraz bundan. Sevgilim istiyor, ne tatlı. Bunu radyodan okur musun Cenap amcacığım? Hayır delikanlı. Artık beni o azgın fantezilerine alet edemeyeceksin. O zaman beni çıkarın radyoya, kendim okuyayım. Olur, hem de çok iyi olur. Rütük de bizi bir ay kapatsın caddeye. Sabri Bey amcam da senin yüzünden Ali teyzeme küsmüş Cenap amcacığım. Konuşmuyormuş mü gibi. Dedikodu yok delikanlı. Bak çekeceğim kulağımı. Senin yapma vaktin gelmedi mi? Buyur. Bir reklam arası daha. Alo, pilav attı buyurun. Tabii efendim, sıcak. Adres neydi? Tamam, yazıyorum. Ramı sokak. Hemen geliyor efendim. İyi geceler. Oh! Öldüm abi ya. Tabanlarım şişti valla. Oh. Otur biraz, otur dinle. 3 porsiyon tavuklu götüreceksin. Ihlamur Sokak, Sümbül Apartmanı, zemin katı. Ihlamur Sokak mı? Dünyanın bir ucu abi. Gidemem, canım çıktı zaten. Gidersin, gidersin, eşek gibi. Hemen Orkof'a başlamak, tam işler açılmışken. Nereden çıkardık şu Ali pilav hattını? Bu iş böyle yürümez abi, bir motosiklet falan alalım. Alacağız Pengel. Başka elemanlar da tutacağız. Filo kuracağız bayramda, sık dişini. Pilav imparatoru olacağız, pilav. Aman katil. Yalakadan at beni, dur, at iyi beni. Akşamlar. Haliceğim, tut beni. İyi akşamlar koçum. Oh maşallah efendim, buyurun. Nereden böyle? Alemden koçum. Alem yaptık bir güzel. Döktük kurtlarımızı eserimizle. Helal olsun size, yakışır. Buyurun. Yemekle bir şeye benzemiyordu kız. Açlıktan öldük vallahi. Vatandaş pilav yemeye geldi koçum. Doldur. Baş üstüne. Şeref verdiniz efendim. Ayran çıkar hadi. Buraya kadar niye zahmet ettiniz efendim? Bir alo pilav deseniz yeterdi. 2 dakikada getirirdi Adem. Koşa koş efendim, soğumadan.
Ey maşallah. Helal olsun size. Vatandaştaki organizasyonu görüyor musun ablacığım? Oradakiler paranla aç kalırsın. Görüyoruz kız, tamam. Ders verme, gece vakti sende. Buyurun. Ale pilav, bol tavuklu. Aman koçum, tavuk yok. Tavuk yemiyor vatandaş. Al onu gözün görmesin. Ay buna da sinir geldi kız tavuktan. Kot 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 yavrusunu yermiş gibi oluyor herhalde. Ver onunkini de bana, ben yerim. Başla. Hop hop. İnadına mı yapıyorsun ablacığım? Hasta etme vatandaşı. Koçum tavuk yok, oyarım. Yok efendim, başla. Buyurun. Ha, eyvallah. Böyle işte, sade. Sade efendim, afiyet olsun. Eyvallah. Nasıl gidiyor Alo Pilav Muhammed'i bakalım? Allah bin bereket versin efendim. Pilav yetiştiremiyoruz siparişlere vallahi. Çok yoruluyoruz ama Yavuz Bey. Yorulacak şimdi biraz penguen. Öyle havadan para kazanmak yok. Ha. Duydun mu? Neymiş? Kız bunun içinde sarı sarı bir şeyler var. Ne bunlar böyle? Nohut efendim. Aa, nohut mu? Nohut ablacığım. Vatandaş onlara nohut diyor. Hiç yemedin mi? Götür. Nohutmuş. Buyurun. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Vay hocam, buyur. Kaynanan seviyormuş. Severdi sahiden rahmetli. Doldur koçum hocama da bir tabak. Başla. Aman çok doldurma Cafer. Midem pek iyi değil son günlerde. Ey hocam, nasıl işler? Fena değil Yavuz Bey. Müşteriler üzmüyor inşallah seni. Üzenler var ama ne yapacaksın? Alo pilav attı, buyurun. Ay yok efendim, unutur muyuz? Pilavınız yolda geliyor. İyi geceler. Hadi penguen koş. Bırak uçum. Yesin vatandaş pilavını. Hiç bu işlerden anlamıyorsun sen kız. Biraz kafanı kullansan evde çoktan senin olmuştu markette. Ya kolay mı öyle abi? Gördün işte, adam bileziklerimin bile çetelesini tutuyor. Hiçbir hesabı unutmuyor. E tabi sen unutturmasını bilmezsen dangalak. İki cilve, bir iş ve biraz güler yüz, birkaç tatlı söz, gör bak neler oluyor. Yetmedi dersen 2-3 hap daha yutturalım enişteme kız. Ha, ne diyorsun? Aman abi tövbe, başıma iş açma benim. Hadi Hüseyin, uykumuz geldi, yatacağız. Sen burada hala ne oturuyorsun? Öyle oturup kalmışım enişte, tembellik. Kusura bakma, hemen gidiyorum. Hadi size Allah rahatlık versin. İyi uykular, tatlı rüyalar. Uzatma iblis. Dışarıda giy ayakkabılarında. İyi geceler.